Ya benim çok meşhur olan bir yaşam hikayem var. Oradan başlayayım. Bir iş adamının oğlu olarak Yeniköy'de doğdum. İyi bir eğitim aldık. Eğitim hayvana verilir. Ama biz de o eğitimden geçtik. Ve bir hedef koydum. Babamı ekonomik olarak geçeceğim. 1970'li yıllar, 80'li yılların başları, siyasetin içine girdik. Anarşist olduk. Sonra tutuklandık, cezaevine girdik, çıktık, okulu bitirdik. Çok iyi para kazanıyoruz ama içsel sorularıma yanıt bulamıyorum. Kimim ben ve bu dünyaya neden geldim? Her şeyi bıraktım ve sokaklarda yaşamaya başladım. Vasiyetimi hazırladım. Oğlum 26 yaşına geldiğinde işte bütün malım mülküm ona bırakılacak. Ben tamamen sokaklarda yaşıyorum. İlk Kumkapı'da yaşamaya başladım. Genelde Boğaz hattında, işte harabelerde yatıyorum, mezarlıklarda yatıyorum. Bir gün kardeşlerim beni aldı. Bu herifin akli dengesi yerinde değil dedi. Bakırköy Akıl Hastanesi'ne götürdü. Ve sirozmuşum, aklım yerindeymiş. İçkiye, sigaraya ve uyuşturucuya devam edersem bir yıl sonra ölecekmişim. Ayşem mezarlığında mezar satın aldım. Mezarı yaptırdım bir kutu gibi. Ön tarafından içine giriyorum. Bir sünger yatak attım içine. Kış gelince tipi başladı. Önüne bir naylon branda şey yaptım. Üstünde bir yorgan. 8,5 ay o mezarlıkta okudum, içtim ve düşündüm. Kimim ben? Kendi mezarlığı. Tabii, kendi mezarı. Neden bu dünyaya geldim? Kimim ben? Para ne işe yarıyor? Böyle devam etti. 8,5 ay sonra bir takım şeyler doldu içimde. Mezardan çıktım. Gittim. Alkol ve madde tedavisi gördüm. Ondan sonra yeniden hayata başladım. Ve işte birkaç devlet ihalesi, onları yaptım, bitirdim. Ondan sonra Balat'a geldim bir şekilde. Balat o zaman, bundan 11 yıl önce, İstanbul'un en cahil, en okumamış, en şey fanatik, en kötü anlamda ne derseniz bunu oluşturan bir yer. Çok miktarda spastik var. Çünkü sentetik uyuşturucu kullanımı ve akraba evliliği çok yaygın. Ve Derviş Baba Deliler, Abdallar, Meysuplar, Aşıklar Kahvehanesi'ni kurdum. Orada mahallenin 18 sabit delisini alıyoruz. İşte hamama götürüyoruz. Üstünü başını giydiriyoruz. Kafede 3 öğün yemek karınlarını doyuruyoruz falan. Hamamda üstündekileri atıyoruz. Yeni giysiler veriyoruz ikinci elden. Sonra sahilde gezerken 4 Kasım kar yağıyor. Naylonlar şey yaptı, kımıldadı. Yavru köpekler vardı sandım. Naylonları kaldırınca 2 yaşında bir kız çocuğu çıktı. Arkasından 5 yaşında bir kız çocuğu. En büyüğü 9 yaşında, 6 çocuk ve baba. Sulu Kule yıkımından sokakta kalmışlar. Orada yatıyorlar. Toplam 33 aile. Bir kampanya başlattık. Balat'ta ev kiraları o zaman 200-300 lira. Suriyeliler henüz gelmemiş. Bunların hepsini evlere soktuk. Evler bitti. Dükkanları aldık. İkinci elden eşyalar aldık. Ve birden biz bir sosyal yardım hareketine dönüşmeye başladık. Başlarken böyle bir amacımız yoktu. Sadece kıraathaneler olduğu için Balat'ta biz kendimize bir kafe yapmıştık oturmak için. Ama belediye geldi, ruhsat dedi. Maliye geldi, vergi dedi. Tamam, yapın dedik. Kettle'da çay demleniyordu. Ama işin şekli değişti. 33 ailenin bakımı bize kaldı. İşte bu tip sedirler var. Altlarına makarna, pirinç, bulgur, un, yağ koyuyoruz. Bir de ellerine piş veriyoruz. Beyaz peynir, yumurta, tavuk pişi. Gidip onu kasaptan alıyorlar. Müşteriler geliyor. Balat'ta tek oturulacak yer bizim orası. İşte kaldırıyoruz müşterileri. Sedirin altından veriyoruz ununu, yağını, bulgurunu. Onlar soruyor, ne yapıyorsunuz diye. Böyle böyle. Ya biz de alalım demeye başladılar. İnsanların katılımıyla da biz büyümeye başladık. Şimdi bir yıl aradan geçti ve yaptığımız işlere baktık. 3 kişi başladık. Hürriyet yazarı Musa Dede, Tayyar Usta adında bir iş adamı ve ben bayağı bir şeyler yapmışız. İlkeleri yazalım, biz bu işe devam edelim dedik. Öyle de yaptık. Bir, kimse maaş alamaz.
gönüllü çalışmak zorundayız. Kimi haftada bir gün koyar, kimi ayda bir gün koyar, kimi parasını koyar, kimi emeğini koyar. Böyle bir çalışma deneyelim dedik. Ve 11. yılımız bu yıl. Tıkır tıkır da yürüyor. Şimdi gönüllülerim burada mesela. Cengiz abi birazdan size müzik yapacak. Ben demirci sanıyordum, tornacıymış. Bir hizmetlerin ne bilmiyorum. Grafiker. Sen altın satıyordun. Küçük Emrah. Altın satıyordun, mesleğin ne? Dış ticaret. Dış ticaret. Bu abla İzmir'den geldi, burada gönüllü biyolog. Bu abla ev hanımı. Bu abi avukat. Bu ablayı tanıyorsunuz zaten. Bunun ne iş yaptığı belli değil. Bir emlakçılık yapıyor, bir satış yapıyor. Bir bilmem ne yapıyor. Bu uçak Türk Hava Yolları'nda yazılım mühendisi. Bu malimmiş abi. Kızı saçlı abla, sen ne iş yapıyorsun? Pazarda şey satıyor. Son mesleğin o. Evet, pazarcılık yapıyor. Pazarcılık yapıyor. O halkla ilişkilerci. Ben eskiden mimardım, şimdi neyim bilmiyorum. Bu Moskova'dan geldi. Burada kalıyor. Oğluyla birlikte. Şimdi biz insana dokunuyoruz, dokunmaya çalışıyoruz ama süreç içinde şunu anladık. Aslında kendimize dokunuyoruz. Spesifik bir yardım konumuz yok. Yani şunu yaparız, bunu yaparız. Geçen ay galiba 200-250 aileye, her ay gidiyor bu, aylık kumanyalarını gönderdik. Öyle şirketlerin gönderdiği, hepimizin gönderdiği Ramazan kolisi değil. Gıda mühendisleri hesaplıyor. Bir ailenin ne kadar ete, ne kadar süte, ne kadar yumurtaya ihtiyacı var, o gidiyor. Balı da gidiyor, yağı da gidiyor, çayı da gidiyor, kahvesi de gidiyor. Sokakta yatan adamları yatırdığımız pansiyonlarımız var ve yine burada demin arkadaşlar gördü bir otelimiz var. Tamamen ücretsiz kalınıyor. Aşevimiz var. Ortalama 200 kişiyi doyuruyoruz. Geçen yıl Ramazan'da 1200'dü o sayı. Bu sene belediye, şirketler çok güzel çalıştığı için her tarafta iftar çadırı var. Sayı çok düşük ama Ramazan'dan sonra yeni yeri bir ay içinde açacağız. 1000 kişiye falan yemek vereceğiz. Bunların tamamı, istatistik %92'si sokakta yatıyor. Kalan da aylık kirası 150 ile 300 lira arasında değişen, tuvaleti banyosu olmayan bekar odalarında kalıyorlar. Psikolojik danışmanlık hizmetlerimiz var. Bağımlılık danışmanlığı yapıyorum. Her şey. Orada karımı görüyorsunuz. Kendini o tamamen beni bir dönem finanse etti. Ve şey yapmamı. Ayşe Türkücü'yü tanıyor musunuz mesela? Duydunuz mu? Hayata Sarıl Lokantası. Hoş geldin. Otur. Selam Ayşe Gül. Tanıtmaya devam edersen bir kelime kaldıracağım. Yok, öyle tanıtmayacağım. Bunların hepsi şey, düzgün insanlar. Motosiklet kullanan düzgün insanlar. Yani nereye götürürler bizi gezmeye? Götürürler. Ayşe 9 yaşında amcasının tecavüzüne uğrayan, 20 yaşında kocası tarafından genel eve satılan, devletin orospu dediği, uzun süre bütün kemikleri kırıldı, kurtulmak için bilmem ne polis, devlet bilmem ne işbirliğiyle, ama sonuçta milletvekilliği adaylığı şu bu derken oradan kurtaran kendini ve Hayata Sarıl adında bir lokanta açıp aslında öldürmesi gereken herifleri, heriflerin karnını doyuran Taksim'de bana göre evliyalardan biri. Şimdi bu ablayı tanımıyorum. Sen ne iş yapıyorsun? Bizden. Adı ne? Malimiş abi. Eyvallah, tanıyorum. O da gönüllümüz. Genelde gördüğümüz gibi gönüllüler kadınlardan oluşuyor. Oruç abi, Umut ve Cengiz, bir de ben, bir de Hakan. Erkek gönüllülerin %50'sini oluşturuyoruz. 10 tane erkek gönüllü var, kalan 30 bin kadın. Kanserli çocukların rutin tedavileri için açtığımız 3 tane apartımız var. Hedefim 25 tane daha yapmak. Ne bileyim, en son yaptığımız şeylerden bir tanesi, şizofren bir yazarımız var. Kitap nerede, bölünme burada. Bu adamcağız bu kitabı fotokopide bastırıyor, 20 liraya mal oluyor, 25 liraya satıyor,
Ve bu parayla evinin kirasını ödüyor. Paranoid şizofren. Karnını doyuruyor. Bilmem ne. Aldık. Bütün maliyeti 3000 lira. Bir şeye verdik. Yayın evine verdik. 1000 tane kitap basıldı, adama teslim edildi. Yine 20 liradan satıyor. Tamamı ona kalıyor. Yani bir yardım konumuz yok. Şunu da yaparız, bunu da yaparız gibi bir konumuz yok. Bize gelen insanların şeyini alırız. TC kimlik numarasını alırız. TC kimlik numarasını alırız. Gıdaya ihtiyacı varsa gıdayı göndeririz. Şeye ihtiyacı varsa, faturalarının ödenmesi gerekiyorsa faturalarını öderiz. Bu sokaklarda yatan adamların, burada aç evinde yemek yiyenlerin klasörlerinden biri. Örneğin Bayram Ali bilmem ne, ayak numarası 47. Özel ayakkabı alınıyor buna. Beden XX large, Fatih Hastanesi'nin bahçesinde yatırıyor. Mont, iç çamaşırı ve şey vermişiz, uyku tulumu vermişiz. Bilgehan İnce, 1970 doğumlu Spartalı gemici, Unkapı'nda bekar odasında yatıyor. 150 lira kirası, kazak, gömlek, berek, atkı, iç çamaşırı veriliyor. Lakabı Deli, ismini vermiyor. Günlük 20 liraya şey yapıyor, yaşıyor. Battaniye vermişiz, mont vermişiz, bilmem ne vermişiz. Akciğer kanseri, parası olmadığı için ilaç alamıyor. Fatih Camisi'nin avlusunda yapıyor. İlaçlarını da alıyoruz hepsinin. Tedavilerini de yaptırtıyoruz. Tamamına uyku tulumu, su geçirmez. Battaniye, iç çamaşırı sayısını bilmiyorum. Sürekli veriyoruz. Çorap sürekli veriyoruz. Aşağıda bir butiğimiz var. İkinci el giysileri normal evlerde kalan ailelere, çocuklara veriyoruz. Ama sokakta yatan adamların tamamını sıfır giydiriyoruz. Sokakta yatan adam kendini ifade edemiyor çünkü. Derdini anlatamıyor ve yardım isteyemiyor. O yüzden önceliğimiz onlar ve o, şöyle bir deneyimim var. Cihangir'de bir derviş baba kurdum bundan 4 sene önce. 3 sene kadar falan sürdü. 5 sene önce, 2 sene önce orayı bıraktım. 6 ay sonra polisler, emniyet müdürlüğünden beni çağırdılar. Kalktım gittim. Tanıdığım iki hırsız orada, birkaç esnaf ve mal sahibi orada, ev sahibi orada. Hırsızlardan birine konuş dedi. Çocuk konuşmaya başladı. Dedi ki, işte ben daha önce bu abinin şeyinde karnımı doyuruyordum. Bana battaniye veriyordu, ayakkabı veriyordu, hamam fişi veriyordu, hamama gidiyordum. Abi buradan gitti ve benim karnımı doyurmam gerekiyor, mesleğim hırsızlık yaparım. Şimdi ben sokaklarda yaşadığım 3,5 sene içinde şunu gördüm. Bu toprakların insanları dünyanın başka hiçbir tarafında yok. Çok merhametliler. Ben hiç aç kalmadım mesela. Sokakta hiç aç kalmadım. Girdiğim her lokanta benim karnımı doyurdu. Bazı gazeteciler şey yazıyor, sokaklarda yattı da karnı aç kaldı da işte bu işe. Hayır, hiç aç kalmadım. Hiç elbisesiz kalmadım, ben şeyden giyiniyordum, Kızılay'dan giyiniyordum. Üsküdar'da bir Kızılay vardı, ona gidiyordum. Kocaman bir salon böyle, 300-400 metrekare. Millet ikinci el eşyasını getirmiş, beğen, al, ne istiyorsan giyin. Oradan giyiniyordum. Ya da belediye alıyordu, şeye götürüyordu, bir yerlere götürüyordu, üstünü başını sıfır giydiriyordu. Burada bizim amacımız şu, devletten yardım almıyoruz, almayacağız da. Bu öğretim üyesi eski gönüllülerimden sayılır. Bu da en eskilerden bir tanesi. Yazılımcı mıydı? Doktor gibi geldi. Aha. Çeşitli meslekler değiştiriyor ama en son bizde yazılım yapıyor. Değil mi? Evet. Portal falan, şimdi evlendiriyoruz onları çok şükür. Ne diyordum, unuttum. Ha, belediyeden, devletten yardım istemiyorum. Devlet yapması gerekeni yapıyor zaten. Biz ne yapabiliyoruz? Ben bunun peşindeyim. Şimdi burada 32 kişiye aynı anda yemek verebiliyorum. Alan çok dar. Karşıda bir yer kiraladık. Bir yıllık kirasını ödedik. Ondan sonra dedik ki, hadi başlayalım, nasıl yapacağız? İmdadımıza yetişti. Asma tavanı, takviyesini, güçlendirmesini, her şeyini yaptı. Kolonunu, tesisatını...
Hayır, yapıldı. Ben yapılanı biliyorum. Mekanik yapıldı. Şey yapıldı. Tesisat yapıldı. Elektrik yapıldı. Soğuk hava deposunu arttı 3 ve eksi 18 başka bir iş adamı yaptırttı. Şimdi 4 tane klimaya, 1 tane monşar yemek asansörü, bir bulaşık makinesi, profesyonel giyotin tipi, onlara ihtiyacım var. Artı daha bir sürü şey, masalar, sandalyeler, ama her ay kumanya göndermeye devam ediyorum 200 aile. Bu 200 ailenin özelliğini söyleyeyim size. Çalışamaz durumda, çok ihtiyar, deli ve mesutlardan oluşan ya da sakatlardan, yatalaklardan oluşan aileler. Yani 40 yaşında bir adamın ne bileyim ayakkabısı yoksa ben ona 2 tane ayakkabı veririm aşağıdan. İş de bulurum çalışıyorsa. Şantiyede iş bulurum, oto yıkamada iş bulurum, orada bulurum, burada bulurum. Çalışmıyorsa kendi seçimidir, gıda mı daha da göndermem. Ama bir tane çocuğu varsa o çocuğu okutmak benim görevim. Çünkü bu mahalle çok riskli bir mahalle. İstanbul'da böyle 10 tane mahalle var. Örneğin hiç kimliği olmayan aileler var. Çocukların kimliği yok, annenin babanın kimliği yok, dedenin ninenin de kimliği yok ve yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Hukukçularımız çözemiyor. Fatma Şahin aileden sorumlu devlet bakanıydı. Gazetelerde manşet oldu. Küçük Buse'nin kimliği verildi diye, veriliyor diye. Kimlik falan verilmedi. 100 bin civarında İstanbul'da böyle aile var. Bu insanları 100 bin civarında sadece İstanbul. Bu insanları hastane kabul etmiyor. TC kimlik numarası girilemediği için yok ki. Tedavi olmuyor. El altından o tedaviler oluyor. Bizim gönüllü doktorlarımız var. Her meslekten gönüllümüz var. Bunlar sadece suç işledikleri zaman cezaevine giriyorlar. Ama bizler suç işlediğimizde 1,5 ay sonra ilk mahkememiz görülür. Onların 7-8 ay sonra ilk mahkemeleri görülüyor. Zaten ufak tefek suçlar işliyorlar, sabır veriliyorlar. Bu çocukları okutmamız gerekiyor ki yarın karşımıza dinerci, balici ya da gaspçı olarak çıkmasınlar diye. Meslek öğretmemiz gerekiyor. İnşaat benim alanım olduğu için sektörün nelere ihtiyacı var onu da biliyorum. İşte kaynakçının yanına veriyoruz, kaynakçı olsun. Alçıcının yanına veriyoruz, alçı sıvayı öğrensin. Duvar öğrensin, yazılımı öğrensin. Ne bileyim Photoshop öğrensin, bilmem ne öğrensin de en azından annesinin babasının kaderini yaşamasın, merkeze çekelim onu. Siyasi düşüncelerle ilgilenmiyoruz, dini inançlarla ilgilenmiyoruz. Ben kendimi Müslüman olarak tanımlıyorum ama yardım ettiğim insanların neye inandıklarıyla ilgilenmiyorum. Allah yaratmış mı, yaratmamış mı ona bakıyorum. Ve mesela bir şey görmüştüm, bir Çingene kahvesinde, Ayvansaray'da 5 yaşında bir çocuğun ilk klarnet dersini gördüm. Çocuğu masaya oturttular, önüne klarnetin kutusunu koydular, aç dediler, açamıyor ufacık parmaklar. Açtılar, birleştir dediler, onu da yapamıyor, birleştirdiler, verdiler, üfle dediler. Çocuk 2 dakika sonra öyle ezgiler çıkartıyor ki, ben bu çocuk biliyor dedim, ders almış, abi dediler, çık sokağa. Klarnet üfleyen klarnet üfler. Onu yapamıyorsa keman çalar, onu yapamıyorsa darbuka çalar. Bizde doğuştan bu yetenek. Çok üzüldüm. Babaları gibi Kumkapı'nın, Galata Köprüsü'nün 5. sınıf meyhanelerinde, barlarında gürültü yapacaklar müzik adı altında. İlk müzik dershanemizi açtık. Ve şu an 16 çocuğum konservatuvarda okuyor. Barış için müzik grubu, tamam için gene çocuğu. Barış için müzik grubunda 4 tane çocuğum var. Ne bileyim bir çocuk beni burada gördü, sen sinema yönetmeni misin dedi. Evet dedim. Beni bir filminde başrol oynatsana dedi. Tamam oynatacağım dedim, yalnız şu kitapları okursan. O zaman orta sondaydı. O çocuk şimdi Aydın Üniversitesi sinema yönetmenliği bölümünü bitirdi. Ve şu an piyasada belgesel çekiyor. Sadece ittirmemiz gerekiyor. Şans tanımamız gerekiyor. Bize verilen olana, Allah'ın verdiği olana, parayı, beyni, zekayı, bedeni, emeği, bilgiyi paylaşmamız gerekiyor. Zekat da bu zaten. Bizden daha az şanslı olan insanlarla bunu paylaşmamız gerekiyor. Ve bunu hiçbir siyasete, hiçbir dine sığınmadan yapmamız gerekiyor.
Yunanistan iflas ettiğinde Patrikhane'nin baktığı 159 aile bana geçti. Ben yardımımı yaptım. Ondan sonra geldiler bir kısmı. Biz Müslüman olmak istiyoruz. Beni ilgilendirmiyor dedim. Müftülüğe gidin. O işlerle ilgilenmiyorum. Çünkü onu da Allah yarattı. Onun rızkını da Allah veriyor. Bu topraklardaysa ve ben görüyorsam sorumluyum. Benim yaşam ilkem bu. Gördüğüm, duyduğum her şeyden sorumluyum. Düzeltebiliyor muyum diye bakarım. Düzeltebiliyorsam düzeltirim. Yani şu kitabı bastırmak 3000 lira. 3000 lira pek çoğumuzun bir gece bir yemekte harcadığının çok daha altında bir şey. Ama bu adamın hayatı 2 sene boyunca kurtuldu. Bir biliyor mu? Yani işte 74 yaşında bir adam. Burada şimdi ses duyulmayacak, şey yapmayayım, eşleştirmeyeyim. 74 yaşında bir amca, terziymiş bir zamanlar. Sigortası ödenmediği için para yok, pul yok. Kartal Devlet Hastanesi'nin lobisinde yatıyor ve her gece buraya geliyor, karnını doyuruyor. Sonra Kartal Devlet Hastanesi'ne geri dönüyor. Bana hadi Kartal'a gidelim derseniz motosikletle, trafik olmamasına rağmen bir düşünürüm. Git gel ve her gün. Bu adam her gün buraya geliyor ve şey yapıyor. Yemeğini yiyor gidiyor. Niye? Bizim yemekler et ağırlıklı. Onun çünkü protein dengesini düşünüyoruz. Ona göre adam gibi ben ne yiyorsam, ben Sirkeci'deysem ya Hamdi'de yerim ya Konyalı'da yerim. Orada ne yiyorsam onu burada yaptırtıyorum. Bu akşamki menüyü birkaç kişi gördü. İşte ne bileyim Beyoğlu'ndaysam Lades'te yerim. Etiler'deysem Set'te yerim. Orada yediğimi burada. Çünkü yapabiliyoruz bunu. Bu kadar insan var. Bu kadar insanla bugün siz 6 tane koyun getirdiniz. Allah bağışlasın. Allah kabul etsin. O adamlar yesin. Benim çocuğum zaten et yiyor. Ben de yiyorum. Ama bunu paylaşmamız gerekiyor. Hikaye bu. Biz birlikte ne yapabiliyoruz? Bu Kartal Devlet Hastanesi'nde yatan amca, adı ne o amcanın? Lütfü amca. TRT bir belgeselimizi çekti. O belgesele konuşmuş. Diyor ki, bana bunu verdiler diyor. Bir tane bere. Kiloyla alıyorum. Adedi galiba 3 liraya 4 liraya geliyor. İç çamaşırı, atlet don galiba 4 liraya geliyor ikisi. Ha orada fotoğrafı var, eyvallah. İşte atkı vermişiz, mont vermişiz, ondan sonra ayakkabı vermişiz, bir de onu tophanede şeyde yatırmışız. Yaptığımız masrafın yatak yeri dahi tamamı 1000 lira değil. 1000 lira tutmuyor. Ve ne diyorsunuz? Ne diyor biliyor musunuz? Videonun sonunda ben kurtardım artık. Yaptığımız masraf 1000 lira değil, ben kurtuldum artık. 3 gündür de beni yatırıyorlar artık. Ben kurtuldum. Bundan sonra bana bir şey olmaz. Bizim hayatımız kaç liraya kurtuluyor? Bakın 400 liraya bir adamı yatırıyorum. Zeka yok. Gitmiş. Bu bölgede sokakta yatan kadın yok. Bırakmadık. Yani var 3 kadın var. 3'ü de meczup. Biri Marmaray'ın önünde yatıyor. Hiçbir şekilde bir yerden içeri girmek istemiyor. İkisi Samatya Hastanesi'nin lobisinde yatıyor. Anne kız, meczuplar. Tek tek biliyoruz kim, ne durumda. Erkek 5-6 tane var. Ya eroinmanlar ya meczuplar gelmek istemiyorlar. Ama onun dışında hiç kimseyi bırakmadık. Hepsi yatıyor. Yapılabiliyor. Devletten beklemek kolaycılıktan başka bir şey değil. Beleşçilikten başka bir şey değil. Sorumluluğu kendi üstünden atmaktan başka bir şey değil. Ben ne yapabiliyorum? Ben bunun peşindeyim. Bu da en son gönüllülerimden 2-3 aydır burada refleksolog. Ayak parmağına masaj yapıyor. İşe yarıyor. Yarıyor. Kendimden biliyorum. Ondan sonra benden bu kadar. Soru varsa yanıtlayayım. İyi ki varsın. 3,5 ay mı? 3,5 yıl mı mezar? 3,5 yıl sokaklarda yaşadım, 8,5 ay mezar. Nasıl istendiymiş ya? Ben orada